Ekolojik varlıklara saldırılar sürüyor. Ekoloji Hareketleri Konferansı'nda konferans gününe giden süreçte gerçekleşen webinarlarda dile getirilen ekoloji ve siyasi özne olma yaklaşımı tutum belgesine yansımıştı. Ardından hala içinden çıkamadığımız deprem olgusuyla yüz yüze kaldık. Yaşamını yitirenler önünde saygıyla eğiliyoruz. Konferansta bugün yaşanan ekolojik krizin temelinde insanın doğayla ilişkisinin niteliğinin dönüşmesinin yattığı, kapitalizmin doğayı metalaştırarak var olduğu, canlı, cansız her varlığın metalaştırıldığı bir süreç yaşadığımız çok yerinde bir tespit olarak dile getirildi. Tutum belgesinde ekokırımın, cins kırımının, işçi kırımının Olmadığı başka bir dünyanın mümkün olduğu bir avuç zenginin doğaya, yoksullara, kadınlara, Kürtlere, LGBTİ+, mültecilere, engellilere karşı suç işleyenlerden hesap sorulacağı belirtiliyor. Ekolojik varlıklara karşı işlenen, işlenen suçların sistem tarafından yaratıldığını biliyoruz ekolojinin insanı da kapsadığına, toplumsal sonuçlarına en açık biçimde yakın zamanda yaşadığımız depremde yaşananlara tanık olduk. Olmaya da devam ediyoruz. İlan edilen o hal hukuku, temel hak ve özgürlükleri yok sayıyor. Halkın geçinme olanaklarını elinden alıyor. İmar kanununun kamuya açıklık ilkesiyle uyuşmayan sonraki kararnameler deprem bölgesinde insan dahil tüm canlı varlıkların kar mantığıyla görüldüğünü, kendi geleceği hakkında söz hakkı tanınmadığını ortaya koydu. Felaketin fırsat bilindiğinin, yok olan hayatların hiç umursanmadığının, felaketi yaratanlara benzer uygulamalara, uygulamalara ülkenin her yanında devam edileceğinin farkındayız. Ekolojik yıkımın birkaçını göreceğimiz örnekleri Datça'da gerçekleşiyor. Bu ekolojik yıkımlar COVID-19 pandemisinde de sürdürüldü. Deprem felaketlerinde de ara verilmeden devam ediyor. Ekolojik varlıklara saldırılar karşısında hayatı, yaşam alanlarımızı ırk, cins, ulus demeden savunmaya devam edeceğiz doğaya, insana karşı insan eliyle suç işlendiğini biliyoruz. Muğla'da yoğun biçimde süren bu saldırı gidişatını durdurmak, değiştirmek zorundayız. Örneklerini gördüğümüz, göreceğimiz kapa kaçak yapılaşma, yat limanı, desalinasyon uygulamaları, kargı koyunu, asgari ölçüde koruyan planların değiştirilmesi, doğanın sermaye biriktirme aracı olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. Bu anlayışa meşru her yolla karşı çıktık. Çıkmayı da sürdüreceğiz. Yapmaya çaba harcadığımız şey yaşamı savunmaktır. Ortak varlıklara saldırıların sürdüğüne kar güdüsünün insan olarak bizlerin dışında olmadığımız canlı, cansız hiçbir şeyi umursamadığına daha görünür biçimde tanık oluyoruz. Yürünmesi gereken yolun uzun olduğunun farkındayız. Enerji, maden ve benzeri ihtiyaç diye önümüze konanlara aslında ihtiyacımız olmadığını biliyoruz. Toplum olarak en önemli sorunumuzun gerçekten ihtiyacımız olan enerji, gıda, kent hayatının yaşamı sürdürme mantığıyla üretilmesi gerektiğinin doğayla barışık bir insan hayatının mümkün olduğunun farkında olarak birlikte yaşamayı başaracağız. Sadece ekmeği değil, gülü de istiyoruz. Ekoloji hareketleri tutum belgesinde söylendiği gibi bizi enkaz altında bırakanları unutmayacağız. Ve en büyük halkın katılımı toplantısında toplantısını da seçimde yapacağız. Başka bir dünya Başka bir hayat mümkün. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. Muğla Çevre Platformu.